Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Harika bir kahvaltılık tarifle geldim. Patatesle birlikte hazırlayacağımız, evdeki malzemeleri kullanacağımız nefis bir kahvaltılık hazırlayacağız. Öncelikle patatesi rendelemekle başlayalım. Patatesin suyunu sıkıp patatesten ayıracağız. Böylece nişastasından da kurtulacağız aslında. 3 tane orsa boy patatesim var. Böyle bir rendede rendeliyorum ve şimdi suyunu sıkacağım. Ne kadar fazla suyunun çıktığını göreceksiniz. patatesi suyundan arındırdık. Şimdi e, patatesi güzelce lezzetlendireceğiz. Ama bunun malzemeyi ve pişirme tekniğini farklı olarak yapacağız. Öncelikle iç malzemesini hazırlamakla başlayalım. Bir tane yeşil e, biber, bir tane kırmızı biber ya da biberi fazla da tutabilirsiniz. Sucuk kullanacağım ben bugün. Sizler dilerseniz sadece sebzeli olarak yapabilirsiniz. Kavurmalı olarak yapabilirsiniz. Pastırmalı olur. İstediğiniz evinizde bulunan malzemeyle yapabilirsiniz. Şöyle 10-12 iki adet dilim gibi sucuk, birkaç tane zeytin. Efendim, ben söyleyeyim yeşil zeytin kullanabilirsiniz. Mısır da çok yakışıyor bu tarife. Şöyle biraz doğrayacağım. Bazı malzemelerin önden pişmesi lazım, özellikle sucuk biraz böyle kızarırsa iyi olur. Onun için öncelikle patatesin harcını hazırlıyoruz. Bütün malzemeyi bu şekilde hazırlarsanız tavada pişirmek, tavada sırasıyla pişirmek çok kolay olacaktır. Yumurtayı lezzetlendirmek adına içine karabiber, kırmızı biber ve tuz ilave ediyorum. Şöyle bir çırpıyorum ve tavamın başına geçiyorum. Öncelikle sucukları çiğinden kurtarmak için sucukları şöyle kısa bir zaman sadece şöyle rengi dönecek kadar alt üst çevirip kenardaki tabağıma alacağım. Böylece tavadaki yağ da lezzetlenmeye bakacak. Diğer taraftan yeşil biberlerim var biliyorsunuz. İçinde buğulansın ister, istemiyorum. Biraz böyle sotelensin istiyorum. Arkasından sucuklarımı topladığım tavama biberleri ilave edeceğim. Şöyle birazcık onları da öldüreceğim. Daha sonra onları da tavadan alacağım. Bir yemeğin malzemeleri kadar, onun pişirme tekniği de çok önemlidir. Sizler bunları çiğden içine koyarsanız böyle yerken cart cart ağzınızdan sesler gelecektir. Biz onu istemiyoruz. Biz bütün malzemeyi aynı derecede istediğimiz oranda pişsin istiyoruz. İşte o yüzden de bu ön pişirmeleri yapmak çok önemli. Yeşil biberleri gördüğünüz gibi biraz öldürdüm sadece. O çiğlikten kurtardım. Şimdi tabama biraz zeytinyağı alacağım. Ve patatesin büyük bir kısmını yani 3'te 2'ye yakın bir kısmını, yarısından birazcık daha fazla bir kısmını alt tabanı olarak üste seriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi hiçbir malzeme koymadan patatesi pişirmeye bırakacağım. Çünkü bu bir çiğ patates. Kapağını kapatacağım kısacağım altını son derece kısık ateşte 5-6 dakika boyunca buharı ile birlikte patatesin güzelce pişecek daha sonra üzerine baharatlı yumurtayı ve diğer malzemeleri ilave edeceğim ve üst katmanındaki patatesi de yumurtalayacağım yine İlk baştan yumurtayı koyarsanız patates henüz pişmeden yumurta kızarmaya başlayacaktır. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. İşte, işte tam da bu yüzden pişirme tekniğine mutlaka mutlaka dikkat edin. malzemeleri üzerine yerleştirdikten sonra eriyen bir peynir olabilir. Kaşar peynirini üzerine yerleştirdim ve üst katmanındaki patates için tekrar bir yumurta kırıyorum baharatın içine. Çırpacağım ve bunu patatese karıştıracağım. Çünkü patates ateşe yani tavaya değmeden üstte buğu ile birlikte pişmeye başlayacak. Onu da yakın çekimle göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi yumurtalı baharatlı karışımı patatesle birlikte buluşturdum. Şimdi bu patatesi Patates pizzamın üzerine tamamen kapatacak bir şekilde elimle de bastırarak e, tavanın altı şu an çok ama çok kısıkta. Gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Kapağını da kapatacağım. Birkaç dakika daha böyle piştikten sonra artık ters çevirebilirim. Kısa süre içinde çiğ malzemelerle hazırladığımız, böyle kısık ateş üzerinde hazırladığımız ve aslında pişirme tekniğinle alakalı olarak çok düzgün pişen bir e, patates pizzası yiyeceğiz aslında. Böyle bir kahvaltılık hem çok doyurucu olur hem de çok lezzetli olur. Bir de istediğiniz gibi içini çeşitlendirebilirsiniz elbette. 2-3 dakika sonra patatesin altını şöyle bir spatula yardımıyla kontrol ettim. Hafif kızarmış. Benim için yeterli geldi. Daha çok da kızartabilirsiniz. Böyle bir düz tabak yardımıyla alt üst ediyorum. Ve şöyle ne kadar kızardığını göstereceğim. Toplam 7 dakika boyunca kapak kapalı bir şekilde bu şekilde pişti. 5 dakika önce 2-3 dakikada malzemeyle pişirdim. 10 dakikaya kadar bile bu vakti uzatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kalın bir tava kullanmamın ve kısık bir ocakta yapmamın Karşılığını aldım diyeyim size çıtır çıtır bir üst tabaka elde ettim. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde pişireceğim ama o taraf daha çabuk pişecek çünkü buharla birlikte üst katmanı da zaten biraz pişmişti. Ben size diğer tarafını da göstereceğim nasıl kızardığını. Bakın şöyle muazzam kızarmış. Şimdi dilimleyip servis yapabiliriz. Kapalı bir patates tava yaptık diyebilir miyiz acaba? Bilemedim şimdi bunun ismi ne olsun. İçinde lezzetlerden lezzet beynin o kadar güzel ki içi. Kaşarı uzamış, patatesi ve iç malzemesi tam kıvamında pişmiş. Bu çok önemli bence. Taba alacağım. Şöyle çatalla birlikte içinin kıvamını göstereceğim. Çok doyurucu, az yağlı ve böyle e, kahvaltıda, sahurda Mutlaka ama mutlaka denemesi gereken bir tarif, herkesin çok beğeneceği bir tarif. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın, afiyetle kalın.